Efendim, Isparta Belediye Başkanımız Sayın Yüksek Mimar Yusuf Siyah Günaydın. Bizim için ayrı bir önem ve yeri var. Hatırlayacaklar, sizleri şöyle bir 19 yıl öncesine götüreyim. Yine orada sunuculuk yaparken yeşil sütçülerimizin cennet köşelerinden Yeşildere çayı üzerine kurulmuş sahnede konuşma yaptılar. Konuşmadaki duyguları aynen şu şekildeydi. Kıymetli yeşil sütçülerler, bu yeşilliğin kıymetini bilin. Şu an kendimi cennette zannettim. Yemyeşil bir Isparta hayaliyle yanıp tutuşuyorum. Çocukluğumun bir dönemi bu topraklarda geçti. Aradan yıllar geçti. Sayın Başkanımızın kalbi temizmiş. Hedefi kilitlenmiş. İşte o hayal ettiği Isparta yemyeşil oldu. Üç dönemdir belediye başkanlığı yapan, eserlerine eser katan, köy buluşmalarıyla gündem yaratan, büyük şehir olma yolunda gayretler sarf eden yüksek mimar, değerli belediye başkanımız Sayın Yusuf Siyah Günaydın'ı duygularını almak üzere mikrofona davet ediyorum. Şöyle koyayım. Çok kıymetli, değerli Sütçüler Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Üstün Bey, çok kıymetli, değerli partilerimizin yönetim kurulu üyeleri, başkanları, başkan yardımcıları demek istiyorum. Çok kıymetli belediye meclis üyelerimiz, İl Genel Meclis üyelerimiz ve çok kıymetli Sütçülerli, Ispartalı hemşerileri, hepiniz bu güzel müsabakaya hoş geldiniz diyorum. İyi günler diliyorum peşinden. Değerli hemşerilerim, bu müsabakayı çok anlamlı ve önemli buluyorum. Nedenini biraz daha iyi açıklayabilmem için, biliyorsunuz biz Türk'ü Türk'ten başka savunacak ve kendisini koruyacak ve Anadolu topraklarında 1000 yıl yaşamış ve bundan sonra da 1000 yıl değil daha sonsuz yıllar yaşayacak olayını koruyacak yine Türkler kendisidir. Biliyorsunuz kısa zamanda yine Haçlı bir araya geldi. Haçlılar bir araya geldiler. Bizi maşa kullanarak Türk milletini yok etmek için, evet, Suriye tarafında kilometrelerce 8 yıldan bu yana Haçlı seferini tüneller kazmakla ve büyük kuraknezler yapmakla ve çok sayıda silahlar getirmekle, ama PKK-PYD diye bir kalonçolara maske olarak ve maşa olarak kullanarak arkasında tamamen Haçlı olan bu insanlar bize saldırma hazırlıklarını yapmışlardı. Bu tünellerde bizi oraya çekip ve orada bizi zor duruma düşürüp sonra da aynı noktadan büyük bir güçle Anadolu'ya saldırarak Anadolu'yu elde etmek. Yani bu büyük Türk milletini ortadan kaldırmak istemişlerdi. Tabii ki Yüce Rabbim bizimledir. Görüyorsunuz kısa zamanda şansımız güzel gitmeye başladı. İnşallah bundan sonra
Dedim ya, Türk'ten başka Türk'ten dostumuz olamıyor maalesef. Çekemiyorlar bizi. Anadolu'da yaşatmak istemiyorlar. Hala bu Anadolu kendilerine ait görüyorlar. Halbuki biz onu 1071'den bu yana kanla şehitle ana vatanımız yaptık ve ismine de Anadolu koyduk. Sizin artık burada hiçbir hakkınız yok. Bir de bunu bilmiyorlar. Türk milleti çok köklü bir millettir. Mezopotamya'dan Orta Asya'ya geçmişlerdir. Orta Asya'dan biz şu anda Anadolu'ya göçün en önemli kısmı Anadolu'ya, Mezopotamya'dan çıkıyoruz, Orta Asya'ya geçiyoruz. Orta Asya'dan sonra maalesef orada bir kuraklık olayı yaşanıyor ve dağılma başlıyor. Büyük bir kolun biri de Anadolu'ya yerleşiyor. 1071'den sonra da gelişen olaylar bunlar. Bu Anadolu, ondan sonra tapusu da Yalbaş'taki yapılan o büyük savaştan sonra da Anadolu'nun tapusu tamamen hak ederek, tabiri caizse şehitler vererek, alın teriyle Anadolu'nun tapusu Türklere geçmiştir. Ama bunu almak istiyorlar. Ama bilmiyorlar ki bu Türkler Kıbrıs çıkartmasında hepimiz tek bir yürek, birlik, beraberlik içerisine bir anda bulunduk. Şu anda da bu Afrin olayından dolayı, Zeytin Dalı çıkartmasından dolayı da yine Türk milleti şu anda yine bir bütün haline gelmiştir. Ve yine bu arada da Allah'a şükürler olsun ki silahlarımızı kendimiz yapmaya başladık. Toplarımızı, tüfeklerimizi. Bir de son anda çok sevinçliyim. Bunu biraz uzatarak konuşacağım. O heronları da biz yapmaya başladık. Bir de heronları önce kısa bir zamanda yalnız yukarıdan uçan, işte şu uçan, bu da küçük mikro bir heron şu anda. Benim çekimimi yapıyor ama silahı yok mu? Tamam mı? Şimdi kısa zamanda bu heronu yaptık. Yalnız fotoğraf çekiyor, yerlerde insanları tespit ediyor. Başka bir şey yapamıyor. Arkasından silah ve bomba yükleme teçhizatını geliştirildi. Ve heron insansız olarak istediği yerde gördüğü bu palyoncuları yok etmeye muhtedir hale geldi. Arkasından 46 gün hiç durmadan bu heronlar uçtu. Ve arkasından, hemen heronların arkasından bir olay daha geliştirdiler. Bu 46 günde öyle bir çalışıldı ki heronları elektronik ve bilgisayar kapasitesini 106 çeşit şekilde elektronik bilgilerini geliştirdiler. Ve o silah kapasitesini biraz daha geliştirdiler. Şu anda dünyanın en iyi heronunu, en kaliteli heronu Türk milleti yapmaktadır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Bu heronları da onlara sürpriz oldu. Karşımıza Haçlılar çıkamadı bile. Haçlılar çıkamadı. Nerede o Amerika? Saklanmaya başladı. Nerede o betonları, tünelleri yapan Fransa nerede? Çıkamadı. Evet, biz şunu demek istiyorum. Güçlü olmak zorundayız. Biz bu Anadolu, bu vatan, bu vatanımız bizimse, biz her an için en yüksek seviyede her şeyimizi yapabilen, tabiri caizse Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir sözüdür bu, göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Ve kesmek zorundayız, çok da çalışmak zorundayız. Onun için niye bu kadar bunu detaylı anlattım? Evet, bugün bu Sütçüler Derneği aslında zamanında ve anında güzel bir birlikteliği gösterebilmek için turnikeyi Zeytin Dalı ve şehitlerimiz için yaptığı
ve yapıldığı görülmekte. Bu çok anlamlı. Yani nasıl Kıbrıs çıkartmasında hep beraber bir bütün olduysa, şimdi de Sütçüler Derneği'nin bu yaptığı da bu bütünlüğe bir damla katkıda bulunuyor.